Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Siyakat okumalarımıza devam ediyoruz. Evet, Görüntülü Konuşan Kitap adlı Siyakat üzerine bir çalışma hazırlıyoruz. Arkadaşlar inşallah kısa bir zaman içerisinde böyle 30'dan ziyade böyle vesikaların olduğu bir kitapçı sizlerle beraber sizlerin hizmetinize sunacağız, öyle diyelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlarken arkadaşlar bazen arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden YouTube'dan vesaire soruyorlar. Özellikle bu siyakat ile ilgili son dönemde. Arkadaşlar bunun için sizler de çalışarak böyle en azından kendinizi geliştirebilirsiniz. Herhangi bir ekstra eğitim gerekir mi? Arkadaşlar ben herhangi bir eğitim almadım bu konuda. Kendim çalışarak, tabii çok çalışarak üzerinde arkadaşlar belli bir seviyeye gelmeye çalıştık. Yeterli mi? Değil tabii arkadaşlar. Hala söylüyorum. Biz talebeyiz. Öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ömrümüzün sonuna kadar da öğrenmeye çalışacağız. Yer yer mesela hatalı okumalarımız olabiliyor. Açıklamaya yazıyoruz vesaire arkadaşlar. Bir zaten hocalık iddiamız yok. Öğreniyorum. Öğrendiğimi size aktarmaya çalışıyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şu zaten Besmele'nin arşivlerdeki kodu arkadaşlar. Burası sağ. Yani sahihtir, doğrudur manasında. Bu da buyuruldu. Bu da 82 yazıyor. Kırma divanı ile, kırık divanı ile senesi Erzurum cizyesi malından ola yazıyor. Tabi bu tür seviyeye gelmek için de arkadaşlar bir günde olacak bir şey değil. Çocukluğumdan beri ben bu arşivle ilgileniyorum. Yani nereden bakarsanız 30 seneye yakındır böyle Osmanlıca vesika okuyoruz. Son 10-15 senedir böyle aralıklı arşiv okuyorum. Yani haliyle bu bir günde olacak bir şey değil. Size öyle bir şey hemen beklemeyin. Kendinizi kırmayın. Ne kadar çok yoğunlaşırsanız o kadar çok öğrenirsiniz. Ben kendim çalıştığımda böyle materyallerin olmadığı bir zaman dilimiydi. Her şeyi belgelerden çözerek, okuyarak çözmeye çalıştık. Haliyle bu dersler sizin için oldukça avantajlı. En azından neyin ne olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Evet, ne dedik tekrar buraya alacak olursak 82 senesi Erzurum cizyesi malından ola. Şurada ne yazıyor arkadaşlar? Belgenin ana maddesi, ana yazısı. Burada tam becihet yazıyor arkadaşlar. Becihet'i zararı lahım. Zararı lahım. Yani zarara uğramış et ve zahire yani yiyecekler vesaire. Behai Yeniçeriyanı dergahı Ali, dergahı Ali der muhafaza-i kal'a-i Trabzon. Evet, Trabzon kalesinde bulunan muhafızların böyle et veyahut zahire ihtiyaçlarını bu artık zarara uğramışlar. Zarar uğramış etler vesaire arkadaşlar. Onu kastediyor anladığım kadarıyla. Vacip angurre-i gurre bir ayın ilk gününe deniyor. Burası şurası arkadaşlar. Burası vacip idi. Yani vacip artık orada gerekli senenin gerek orada değeri ücretini bahsediyor arkadaşlar. Maaş vesaire. Vacip zaten gerekli demek. Angurre-i Gurre-i Mim sene 1181'den itibaren diyor. 1 Muharrem'den itibaren Trabzon kalesi muhafızlarının için, Yeniçeri muhafızları için orada zararı lahm ve zahire bedeli diyelim. İla gaye-i ze yani zil hicce arkadaşlar. Hicri ayın ilk ayı Muharrem'dir. Son ayı Zilhicce'dir. Yani diyor ki 1 Muharrem'den yani şöyle Türkçesi 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar. Burada da Gay-i Zilhicce dedi. Yani Zilhicce'nin sonuna kadar. Burada Sene-i Minhu yazıyor. Yani aynısını 1181. İn kadar meblağ. Şu kadar meblağ. Anhazine-i Amire. Evet. Hazine-i Amire. Daha de Hazine-i Amire'den alına diyor. Fermude, ferman oluna, olundu manasında. Ferman olundu. Tabi
Bu Dade, Fermode, İnkadar vesaire gibi ifadeler arkadaşlar. Ben detaylıca bu görüntülü konuşan kitapta Siyakat Yazısı Video Okumalar adıyla yayınlayacağımız kitapta bunların manalarını arkadaşlar bir lügatçi olarak size sunacağım. Ezan, sebep, yani o bölümler hazır. Birkaç metin ilavesi kaldı, onu söyleyeyim. Bunları da ilave edeceğiz inşallah. Ezan, sebep, yani bu sebepten dolayı ancani bir muhasebe-i evvel. Tezkire-i hazine nüvişten. Ber mucebi arzuhal hot. Özür diliyorum. Ber mucebi arzuhal düzeltiyorum. Arzuhal ve derkenar katibi yeniçeriyan ve telhis ve fermanı ali. Ve fermanı ali. Şu fi, özellikle siyakatte arkadaşlar dikkat etmeniz gereken kelimeler iç içe girdiğinden dolayı bir kelime işte nerede bitiyor, uzantısı, kuyruğu nereye gidiyor, aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor, uzatmaya sağa sola uzuyor. Onlara dikkat edin. Bunları alışırsanız biraz daha rahat okursunuz. Bir de zaten siyakatte kendine has usluplar var, farsi terkip ağırlıklı zaten. Bu terkipleri de şöyle 15-20 vesikayı böyle dikkatlice incelerseniz ona da vakıf olursunuz. Tabi arada okuyamadıklarınız çıkar. Bizim hala arkadaşlar bir sürü okuyamıyoruz. Her aldığımız vesikayı zaten okuyamıyoruz. Arada okuyamadıklarımız vesaire çıkıyor. Zaten onu da okurken işte şu kelimeden emin diyelim diye ifade ediyorum arkadaşlar. Fi 22 bu arkadaşlar. Ra harfi. Ra. Yani Rebiülahir sene 1182. Şimdi Ra mesela şurada. Bu niye Ra okuduk? Bu açık. Ama mesela yukarıda dal vardı. Yani pertegize. İkisi geç aynı değil gerçi de. Yani şu zilhicce kapalı çünkü şu şekilde yazılmış. Bu ra şu şekilde yazılmış arkadaşlar. Bu Rebiül Ahir ayı oluyor. Rebiül Ahir sene 1182 ve Ba Fermanı Şerif. Ba Fermanı Şerif. Mesela Ba, şurada Fer, Ma, Nun burada. Ferman, Şerif, Nun üzerine yazılmış. Bu tarz imlalar çok. Mesela yukarıda da ez, an, sebep. Bunlar arkadaşlar çokça bu usul karşımıza çıkıyor siyakette. Burada neferen yazıyor. Yani nefer kaç kişiymiş? O Trabzon Kalesi'nde 131 yazıyor. Burada 77.200. Ne bu arkadaşlar? Aşağıda da be hesabı kuruşu esedi yazıyor. Şurada be hesabı burada kuruş, şurada esedi. Yani böyle kalıp imla olarak bu şekilde geliyor. Bazen kuruşu para, bazen kuruş, bazen kuruş esedi. Mesela şurada para yazmış. Şu sağda. Ama altta artık tam olarak karalanmış. Ne, sayıyı bilemiyorum. Şurada nereden geldi bu ya? Teknoloji hatası arkadaşlar. Şurada 482, şu çizgi buçuk arkadaşlar. Buçuk. Muhtemelen şöyle olmalı arkadaşlar. Bazı vesikalarda karşılaşıyoruz. Mesela 482 buçuk kuruş. Ondan sonra kuruşun bir altı paradır. İşte para atıyorum 5. Burada tam olarak herhalde 5 para yazıyor yanılmıyorsam. 40 para bir kuruşa tekabül ediyor. Onu söyleyeyim. Yani mesela burası buçuksa bir 5 daha ilave edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra yekün olarak da ne yapmış? Öncelikle solda fi demiş 160. Yani fiyatı pahası. Burada zaten şu sayıyla şu yukarıdaki aynı. Mesela şu 7. Şu 70 arkadaşlar. Yani 77 şu iki çizgi 1000 yapıyor. 77 bin. Burası 200. Burası da 20. Arkadaşlar onu göstermek istedim. Hemen kaldıralım şurayı. Burada şurası yevm, fi, burası yevm, burası guşt, et. Burası kıyye, 26 kıyye. Burası eyyam demiş. 354 kıyye demiş yine
9204. Şurada da 46.020 yazıyor. Bu artık IQ'nun mu oluyor arkadaşlar değeri? Tam emin değilim o kısma. Burada yine fi şurada fi şehir yazıyor. Yani aylık manasında bir ay. Burada keyli hınta buğday kilosu yani ölçeği 65. Bu da yine fiyatı solda 40 demiş. Ondan sonra çarpmış 780 çıkmış. Ondan sonra 31.200 yazmış. Bu hesaplamalar kısmında tabii benim de eksiğim var arkadaşlar. Çok karışık iç içe girdiğinden benim de ders almam lazım bu cihette. Devam ediyoruz. Şurada şu çizgi arkadaş şöyle gelen tahrir yazıyor. Tahriran fi işte 26. Burası Ra arkadaşlar. Ra yani Rebül Ahir. 26 Rebül Ahir sene 1182. Ondan sonra şurayı kaldıralım. Sığsın ekrana. Şurası yalnız 77 200 77 bin olacak ama 77 kalmış. 220 akçedir yazmış. Katip de herhalde bizim gibi arkadaşlar kafası başka yerdeymiş aklı. Yalnız 77 bin eksik 220 akçedir. Yani arşivlerde bu tür unutkanlıklar vesaire olabilir arkadaşlar. Gayet normal. Biz gördüğümüz bazen yanlış okuyoruz. Haliyle insanlık hali arkadaşlar. Burası mahsup. Metli bölüm. Mahsup. Fi arkadaşlar. Fi 18 cim. Cemaziyel ahir sene 182 an. Cizye-i Erzurum. Cizye-i Erzurum. Vacip. Sene 182 an 7. Burada Tavil Mustafa yazıyor. Uzun Mustafa diye bir herhalde lakabı olsa gerek arkadaşlar. Tavil Mustafa, Uzun Mustafa Efendi, Ser Yazıcı-i Yeniçeriyan. Yani Yeniçerilerin yazıcısı arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Dersimiz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.